amaç çerçevesinde il genelinde eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, video, film, film şeridi, diya, eğitim araç ve gereçleri, özellikle geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleriyle objeler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okul ve kurumlarda toplanmış ve planlama kapsamında Denizli İl Eğitim Tarihi Müzesi Denizli Lisesi'nde kurulmuştur. Bütün bu çalışmalar gerçekleştirilirken materyallerin hepsi il genelindeki okullarımızdan temin edilmiş ve mevcut müzemiz oluşturulmuştur. Müzemiz oluşturulurken var olan müzelerimizden de yardım alınmıştır. Bakanlığımızın bir projesi gereği düzenlenen Eğitim Tarihi Müzemizin açılışına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Yine bu güzel ve anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu ve baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim hakkındaki şu sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır. Okudum. Uzun süre 38 senede çalıştım. 2000 yılında emekli oldum. Şimdi tekrar okuluma gelmekten mutluyum. Mümkün olduğu zaman her zaman gelmeye çalışıyorum. Bütün arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutlarım. Öğrencilerimi de öpüyorum. Bir sürü anı o kadar çok ki ben uzun süre çalışınca yani tek bir anı gelmiyor muhakkak. Şu anda birden en önemlileri nedir onlardan ayıramayacağım. Çünkü ben uzun süre çalıştım burada bu okulda. Ben Aziz Behçet Çomakoğlu. Denizli Lisesi o dönem hani şimdi bir İşte şu anda 90 yaşında bu mezun olduğum liseyi dolaşıyorum. Ne mutlu bana. Hiçbir tane de adaşımı göremedim. Anlaşıldı. Zaten Denizli o zaman bölgede Aydın'da mesela lise yoktu. Muğla'da lise yoktu. Burdur'da lise yoktu. Bütün oranın mezunları diğer ortaokuldan başka bir şey yok. Saraköy Ortaokulu. Buraya ortaokulda buraya geldim. Büyük lisedir bu. İnönü'nün adının verilmesinin bir sebebi var. 6-7 sene, 6-7 tane teknik üniversiteye kayıt olan talebeler Denizli Lisesi'nin çıktı ve onlardan bir tane de İnönü'nün oğlu vardı. İnönü'nün oğlu da bu sıradaydı. 6-7 sıranın içinde 5'i falan Denizli Lisesi'ydi. İnönü tabii bununla ilgilenmiş kim var? Denizli Lisesi. Geldi sonra ben Denizli'de okurken, ortaokuldayken Denizli Lisesi'nde ismini değiştirdiler. Denizli Lisesi oldu. O zamandan beri de çok şükür her türlü başarıları kazandı. Çok büyük bir şey. Oh! Hep ben Denizli'de çınarım. Anlaşıldı mı? Eski şeyleri hatırladıkları yahut bir şey lazım olduğu zaman bana geliyorlar. Şu nasıldı burada ne olur falan gitti diye. Ama şimdi artık tabii piyasada fazla görünmüyorum. Anlaşıldı mı? İşte bak bastonla geldim. Bugüne de çok şükür. En son galiba Beyhan Aslan milletvekiliyken gelmiştim, senesini hatırlamıyorum. Buraya
bu sene de buraya nasip oldu. Allah çok şükürler kubunun adına. Çok teşekkür ederim. Geçmişten geleceğe bir köprü görevi gördüğümüzü ben düşünüyorum. O görevi üstlendiğimizi düşünüyorum. Geçmişteki o insanların, öğrencilerin, öğretmenlerin teneffüs ettiği, kullandığı malzemeleri gelecek kuşaklara, günümüzdeki öğrencilere, insanlara ve gelecekteki kuşaklara aktarmaya çalıştık. Buna yönelik çalışmalar yaptık. Bayağı emek sarf ettik, yoğun çaba. Daha yapılacak çok şey var. Bu ilk adım. Müjgan Kalkan, Denizli Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak çalışıyorum. Denizli Lisesi, Denizli'ye eğitim tarihi açısından damgasını vurmuş, aynı zamanda Türkiye'ye de eğitim imkanları açısından katkıda bulunmuş, çok özel ve güzel bir okulumuz. Bu güzel okulumuzda, tarihi dokusuna ve kokusuna hayran olduğumuz bir mekanda, Denizli Lisesi'ne ait materyalleri bir araya getirmeye çalıştık. Bu materyallerle bir eğitim tarihi müzesi kurmaya gayret ettik. Ekip arkadaşlarımızla mevcut olan iki müzemizi yeniledik ve bir üçüncüsünü Denizli'mize kazandırdık. Bu müze Denizliler için ve Türk eğitim tarihi için gerçekten önem arz eden bir müze. Bu çalışmaları yaparken bütün koca mekteplilerin desteğini gördük. Onlara teşekkür ediyorum. Ve buraya gelenlerin kent hafızasını yaşayacaklarına, anılar güzergahında güzel bir yolculuk yapacaklarına inanıyorum. Emeği geçen herkese defalarca teşekkür ediyorum ve bu müzemizi görmelerini istiyorum ve bütün Denizli'mizi bekliyorum. Ben Deniz Lisesi'nde 1975-1994 yılları arasında 19 yıl 2 ay öğretmenlik, sanat tarihi öğretmenliği görevindeydim. Binlerce öğrencim oldu. Okulunun mensubu olmaktan gurur duyduğum, adıyla her zaman gurur duyduğum bir okula sahip olduğum ve çok vefalı, çok güzel öğrencilerin öğretmeni olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bugün eğer böyle bir şeyi kazandırmışsam okula, bu tamamen öğrencilerimle birlikte yaptığımız bir çalışmanın ürünüdür. 1993 yılında böyle bir şeyi bakanlığın emriyle il içinde en eski tarihli okulda bir müze yapılması istendi. Bu bir emirdi ve bizim okulumuz uygun bulundu. Branş olarak da okul müdürlüğü tarafından görevlendirildim. Elbette ki bunu tek başıma yapamazdım. Öğrencilerime açtım durumu ve birlikte çok güzel işler çıkardık. Çok çalıştık. 12 yıl eşya topladık. 12 yıl sonunda bir müze olarak bunu teşhire sunmuş olduk. İlk, bu bir ilkti. Okulumuzda da ilkti. O sıralarda gelen müfettişler, bakanlık müfettişleri, Türkiye'de bir benzerinin dahi olmadığını söylemişlerdi. Bu okulumuz adına gurur verici bir şey. Şimdi bugün günümüzde İl Eğitim Müzesi şeklinde yeniden düzenleniyor, yeniden geliştirilerek ele alınmış. Elbette ki yeni çalışan bu grup arkadaşlarımız,
arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek vermişler. Her şey yeniden tertemiz dizayn edilmiş. Onların da ellerine sağlık. Burada görev almış, emeği geçmiş, buraya eşya bağışlamış herkese. Bugün dünyada henüz yaşayanlara Allah sağlık ömürler versin. Ama buraya bir hatıra bırakıp gitmiş olan, diğer aleme göçmüş olanlara da rahmet diliyorum Allah'tan. Herkes kendi çapında, kendince mutlaka faydalı bir şeyler yapmalı. Topluma faydalı olarak yaşamalı. Ne olursa olsun insan sadece kendisi için yaşamamalı. Çevresine ne kadar faydalı olursa o kadar insan oluyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ben matematik öğretmeni İsmail Tellioğlu. 1972-73 Denizli mezunuyum. Denizli Lisesi mezunuyum. Burada beslene okudum. Bu sınıf benim ortaokul sınıfım. Ortaokul 1. sınıftaki okuduğum sınıf. Denizli Lisesi'nde öğretmen olarak çalışmak ayrı bir gurur, ayrı bir şeref benim için. Elimizden gelenleri okulumuz için yapmaya devam ediyoruz. Böyle bir çalışmanın içinde olmamdan dolayı da çok mutluyum. Teşekkür ederim. Denizli Lisesi deyince diğer ismiyle Koca Mektep, bütün en büyük okul olarak tanımlayabiliriz. Bu okulumuzun faydaları ya da başarıları kısa bir sürede anlatmakla bitmeyen bir hikaye diyeyim ya da masal, belki bazılarına masal gibi geliyor ama çok büyük bir okul olduğunu her zaman her yerde söylüyorum. Teşekkür ederim. Ben Deniz Sesi Biyoloji Öğretmeni Bircan Aydoğan. Okulumuzun iki tane müzesi daha önceden düzenlenmişti. Bir tanesinin daha eklenmesi Koca Mektep adına yakışacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımız ve görevlilerin tamamı çok büyük bir ezberiyle, hiçbir şekilde hiçbir maddiyat, manevi olarak bir şey beklemeden düzenli olarak çalışmışlardır. Okulumuzdaki müzemizde bulunan laboratuvar aletlerinin çok eski zamanlara dayandığını tespit edebileceksiniz eğer gezebilirseniz. Bunun dışında bu il içerisinde müzenin Denizli Lisesi'nde olması, diğer adıyla Koca Mektep'te, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Herkesin gezmek için tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Bugün çok güzel şeyler oluyor. Denizli adına, Deniz Sesi adına. Mustafa Sisa ismim. Deniz Sesi müdürüyüm. Bu İl Eğitim Tarihi Müzemizin açılışını yaptık. Önceki konuşmalarda da belirtildiği gibi iki tane sınıfımız zaten müze olarak dönüştürülmüştü. Bakanlığın kararıyla her ilde bir eğitim tarihi müzesi açılması kararı alındı. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bir komisyon kurarak en eski okul olan Deniz Sesi'ni, bu müze Deniz Sesi'nde açılması kararı verildi. Biz işte okulumuzdan ve ilden diğer kurumlarda öğretmen arkadaşlar da bir komisyon kurduk. Mayıs ayından beri bu çalışmalara devam ediyoruz. Bu son gördüğünüz sınıfı da okulumuzda bulunan laboratuvarlarda, kütüphanemizde bulunan
tarihi değeri çok fazla eserlerden çıkardık. Burayı da yeniden düzenledik. Diğer sınıflarımızda, kısımları da yeniden dizayn ettik. Bu şekilde Denizli'ye, okulumuza bu müzeyi tekrar revize etmiş olduk, kazandırmış olduk. Başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani Denizli halkının, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin bu müzeyi gezmesi istiyoruz. Eğitim tarihimizle ilgili geçmişte bulunan envanterleri, belgeleri okulumuzda rahatlıkla görebilirler. Okulumuza, müzemize bekliyoruz. Geldikleri zaman yardımcı olacağız inşallah. Teşekkür ederim. Ben Nizami Çubuk, sanat tarihi öğretmeniyim. İl Eğitim Tarihi Müzesi'nde komisyonda ben de varım. Zaten arkadaşlarımızla birlikte ortaya çıkan bir güzellik bu. Denizli Lisesi'nin, Koca Mektep'in böyle bir zenginliğe kavuşması bu ekip sayesinde ortaya çıktı. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. O eskiden var olan Cumhuriyet ve Eğitim Müzesi daha büyüdü, daha kapsamlı hale geldi. Ve daha etnografik malzemeler, daha eğitim tarihini ilgilendiren malzemelerle donataraktan 3 sınıfa çıkarıldı. 3 sınıf ve bir koridora dönüştürüldü. Umarım daha da ilerideki yıllarda daha da büyür malzemesiyle, düzenlemesiyle, her şeyle. Güzel şeyler olacak yani. Deniz Lisesi birçok güzelliğe ortam olarak hazır bir yer. Tarihi bir dokusu var. Anıtsal bir görünüm var. Umarım bu çalışmalar da Deniz Lisesi'nin bir anıt müze olarak, bir anıt yapı olarak korunup büyümesinin yolunu açar diye düşünüyorum. Bu duygularla da bütün eğitimci arkadaşlarımın, öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenler yalnızca Öğretmenler Günü'ne değil, her zaman hatırlanması gereken değerlerdir. Onun için Öğretmenler Günü'müzü bütün içtenlikle kutluyorum. Öğretmenler Günü eğitim yaşamımızın, bilim yaşamımızın, kültür sanat yaşamımızın da kapılarını açan önemli bir anahtardır. Umarım önümüzdeki günler bu anlamda büyük yeniliklere, büyük güzelliklere açılacak diye düşünüyorum. İl Eğitim Tarihi Müzesi'nde komisyonda yer aldım. Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Çünkü Denizli Lisesi ve tabii ki eski Koca Mektepler'in arasında ben de bir Denizli Lisesi'nin gönüllü çalışanı olarak burada duygularımı ifade edebilme fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. Teşekkür ederim. Burada görmüş olduğunuz 3 oda ve 1 koridorda eğitim araç ve gereçleri, yazılı ve görsel belgeler, onun dışında tabii ki birçok materyal bulunmakta. Bunlar 1830 daha sonrasında kullanılmış olan ve yine Denizli Koca Mektep bünyesinde tamamen gizli, kapalı dolaplarından, odalarından çıkarılmış birçok eğitim araç gereciyle donatıldı. Bu anlamda tabii ki tarih ve birçok anı kokuyor. O yüzden tabii ki mutlaka bir Denizli Lisesi mezunuysanız, bir öğretmeniyseniz ya da bu sokakları arşınladıysanız mutlaka bir gün gelip gezmeniz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Zeliha Ermeç, Deniz Lisesi'nden emekli öğretmenim. Aynı zamanda bu okuldan mezunum. Liseyi Deniz Lisesi'nde okudum. Öğretmen olarak da burada çalıştım. Deniz Lisesi dediğiniz zaman öğrenciliğim aklıma, öğretmenliğim, güzel günler, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin çok güzel olduğu, dostlukların güzel olduğu yıllar geliyor aklıma. Eskiler daha güzeldi, öğrenci ilişkileri çok güzeldi. Bu kadar. Tabii ki öğrenci kalitesi çok yüksekti. Çok çok eskilerden daha da güzel olduğu söyleniyor. Bizim öğretmenliğimiz, öğretmen olduğum yıllarda da çok güzeldi. Başarılı bir okuldu tabii ki. Ben Deniz Lisesi 10. sınıf öğrencisi Anıl Akan. Bu müzeci kulübü başkanıyım. Biz bu müzeyi düzenlemek için çok çalıştık. Arkadaşlarım sağ olsun. Çok uğraştık ve emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Sağ olsun öğretmenlerimize hep destek oldu. Onların sayesinde bu güzel müzeyi bitirdik. Böyle müzemiz olduğu için çok mutluyuz. Yani Deniz Lisesi'nin, Denizli'nin en güzel lisesi bence burası. Çünkü böyle bir tarihi değerimiz var. Yani Deniz Lisesi'ni okumak gerçekten bir ayrıcalık. Hani eski mezunlar olsun, yeni mezunlar biz olarak olalım. Yani burada okumak bir ayrıcalık. Hani ileride de bu okulda tekrar bulunmak isterim böyle bir faaliyette. Çünkü böyle güzel bir okulda bulunmak gerçekten çok insana mutluluk veriyor.
Bu açılış için her taraftan kaynak toplamaya çalıştık. Çeşitli kaynakları araştırdık. Okulumuzun gerçekten bilgi ağı çok geniş. Arşivlerimize, kütüphanemize çok güzel kaynaklar bulduk. Onları toplaya toplaya, çalışa çalışa buralara kadar geldik. Ve emeğimizi karşısına aldığını düşünüyoruz. Yani sağ olun, yani bütün okul yönetmenimize, öğretmenlerimize ve arkadaşlarıma çok teşekkür edelim. Ben Peri Çomakoğlu Mutlubaş, 72-73 mezunuyum. 72-73 döneminde Denizli Lisesi Deneme Radyosu'nu çalıştırdım. Gelmeyen arkadaşlarımıza okurdum. 1 liralık pul karşılığında Tanca Kitap Evi'nden plak kiralayarak istekleri alırdım arkadaşlardan. Onları çalardım. Çok güzel günlerdi. Hocamız Yılmaz İşleten'di, İlhan Akşit'ti. Saygıyla anıyorum, özlemle anıyorum, dualarla anıyorum. Teşekkür ediyorum. Meri Gerizlioğlu Yavuz Yılmaz. Çünkü iki soyadım da burada kullanıldı. Onun için ikisini de söylemek istiyorum. 3 sene öğrenciliğim, 28 yılda öğretmenliğim, 31 yılımı burada geçirdim. Kimya öğretmenliği yaptım, çok severek çalıştım. Hep deneyler yaptık, çok güzeldi, öğretmenlik çok güzeldi. Çok mutlu çalıştım. Yani kimya deyince benim aklıma deney gelir. Ve ben çocuklara şunu söyledim. Prensip olarak duyduklarımı unutuyorum. Gördüklerimi hatırlıyorum. Yaptıklarımı öğreniyorum. Onun için bütün deneyleri öğrencilerime yaptırttım. Yani ben öğrenciyken öğretmen yapardı, öğrenci seyrederdi. Ama biz hazırladık. Hazırladım. Öğrenciler bizzat deneyleri yaptılar. Çok güzeldi. Çok mutlu çalıştım. Ve böyle bir müzenin açılmasına da çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün Deniz Sesi'nde Türkiye'de birçok okulda ender olan mevcut müzemiz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesiyle, bakanlığın projesiyle daha da genişleterek Denizli'nin tek müzesi olarak, il eğitim tarihi müzesi olarak tekrar hizmete açıldı, düzenlendi. Bu müzedeki bütün eserler diyeyim ya da bütün evraklar, kayıt, malzemeler, her şey Deniz Sesi'nin kendi arşivinden çıkmadır. Deniz Sesi böyle köklü, böyle geçmişi olan bir okuldur. 100 yıllık bir okul olmanın verdiği birikimdir bu. Bizler de Deniz Sesi Mezunlar Derneği olarak bu düzenlemede emeğe geçen bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize, hizmetlilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde buranın da açılışı yapıldı, protokol de katıldı. Deniz Sesi eğitim, öğretim vermeye devam etmekte. 1400 öğrencimiz, 104 öğretmenimiz var. 36 dönümlük bir kampüsümüzde 3 ayrı binada, birisi içinde bulunduğumuz tarihi bina olmak üzere hizmet vermekte, eğitim öğretimi. Yaşayan bir okul ve yaşatılacak bir okul. Bizler de zaten Deniz Sesi'nin lise olarak kalması için emek verdik ve mutluyuz. Böyle bir müzenin okulumuza kazandırıldığı için bütün Denizlileri burayı ziyaret etmeye davet ediyoruz, umuyoruz. Kendilerinden, çevrelerinden, ailelerinden birçok şey bulacaklar, geçmişi yad edecekler. Sizler de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.